Japonlara bazen çok hayran kalıyorum, bazen de kızıyorum. Niye hayranım? Kısa zamanda çok büyük işler yaptılar. Niye kızıyorum? Atom bombasının acısını çok çabuk unuttular gibi geliyor bana. Yanılıyor olabilirim de yani. Yanılıyor olabilirim de arkadaşlar. Japonya'nın savaştan çekilmesine neden olan olay nedir? Arkadaşlar bu bir vahşettir. Bakın şimdi. Ekim 1944'te Leyte Savaşı, bu bir deniz savaşıdır. ABD Japon donanmasını ortadan kaldırıyor. Japon donanması kalmıyor artık yani gücünü yitiriyor. ABD Japonya'yı teslim almak için atom bombasını kullanmaya karar veriyor. Pearl Harbor'ın acısını alacak. 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya ilk atom bombası atılıyor. 240 bin kişi ölüyor ilk etapta. 9 Ağustos'ta da bunların hepsi 1945. 9 Ağustos'ta da Nagasaki'ye ikinci atom bombası atılıyor ve 80 bin kişi ölüyor. Yani bir anda 320 bin insan ölüyor. Şehrin merkezine atıyorsun buraya. Nagasaki ve Hiroşima'nın merkezine atıyorsun arkadaşlar. ABD'nin Hiroşima üzerine atom bombasını kullanmasının ardından Rusya 8 Ağustos'ta Japonya savaşı ilan ediyor ve Mançurya'yı alıyor. 38. enlemin kuzeyindeki Kore topraklarını işgale başlıyor. Yavaş yavaş Kore'de bölünüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Orası da bölünecek. Güney kuzey olacak. Japonya Nagasaki'nin bombalanması üzerine barış istiyor. Hiroşima'ya atılıyor. Arkadaşlar 3 gün sonra Nagasaki'ye atılıyor ve Japonya barış istiyor. O zaman Japonya'nın savaştan çekilmesine sebep olan olay atom bombaları. Yerle bir oluyor. Moraller sıfır. Binlerce, yüz binlerce insan ölüyor. Japonya 14 Ağustos'ta kayıtsız şartsız teslim oluyor. 2 Eylül 1945'te Ateşkes Antlaşması imzalanıyor ve İkinci Dünya Savaşı sona eriyor. O zaman İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın Polonya saldırısıyla başlıyor. Japonya'nın teslim olmasıyla bitiyor. Müttefiklerden ilk işgale uğrayan Fransa oluyor. Fransa toprağı. Mihverlerden ilk savaştan çekilen İtalya oluyor. Sonra Almanya, sonra Japonya oluyor. Şurayı bir okuyalım arkadaşlar. B-29 bombardıman uçağı Enola Gay tarafından 6 Ağustos 1945'te Japonya saatiyle 8.15'te Hiroşima şehrine atom bombası atılıyor. Little Boy, küçük oğlan adı verilen uranyum içerikli atom bombası patladığında yaklaşık 300 bin derece ısı meydana getirerek 240 bin civarında masum insanın ölümüne neden oluyor. Enola Gay uçağın adı, küçük oğlan Little Boy bombanın adı. 240 bin masum insan, 300 bin derece ısı. Yani bir hayal edin arkadaşlar. Aynı şekilde 9 Ağustos 1945'te Nagasaki şehrine atılan plütonyum içerikli atom bombası Fatman, şişman adam adıyla. Yine aynı felaketi yaşatıyor ve yaklaşık 80 bin masum insan hayatını kaybediyor. Bak, bunlar belki de üçer saniyede olan şey, ısı fırtınası. Ama savaş 6 yıl sürüyor. 6 yıl boyunca İngiltere'de ölenlerin sayısı 60 bini geçmemiş yani. Ancak 60 bin kadar. Sivillerden bahsediyoruz tabii, askerlerden değil. Buradaki ölenler sivil Japonya'da. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan soykırımlar arkadaşlar, Naziler Yahudileri, Romenleri, Çingeneleri mahvetti, katlettiler, yurtlarından sürdüler, yaktılar, yıktılar. Yani bunu anlatmama bile gerek yok. Dünya biliyor bunu. Ve o Almanların, Hitler'in ırkçı davranışlarından dolayı Yahudileri katli olayına bir isim verildi. Bir gece baskını ile yapıldı. Yakıldı onların evleri, ibadethaneleri. Arkadaşlar buna Kristal Gece, Kasım Kıyımı adı verildi. Yani Kasım ayında ciddi anlamda bir soykırım oldu ki Polonya'daki Yahudiler de katledildi. Bununla ilgili biliyorsunuz sinema sektörü Japonların elinde. Yani adamlar müthiş filmler yapıyorlar. SSCB savaşın son aşaması olan 44-45 yıllarında Alman işgalini sonlandırmak bahanesiyle girdiği ülkede, ki nerelere girdi biliyor musunuz? Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Polonya. Sonra bunların hepsini sosyalist yapacak uydusu olacak bunlar. O zaman Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Çekoslovakya ve Polonya'da Almanları kim kovdu? SSCB. O zaman SSCB buralarda işte kahraman devlet olacak. Ama Yugoslavya, dur bakalım ben kovdum Almanları diyecek. Kendini muhalif olan gruplara karşı her türlü insan hakkı ihlalinden çekinmedi. Azınlık durumdaki halklar ve özellikle de Türkler zorla cepheye götürüldü. Orta Asya, Kafkaslardaki Türkler. Ön saflardaki ölüm birliklerinde savaşta zorlandı. 43'te topyekün sürgüne gönderilen Karaçaylılar Kafkasya'dan sürgün edilen ilk halk oldu. Düşünebiliyor musun? Yani Rusya'da az değil.
Hala var o bölgede. Rus ve Çin baskısı çok fazla. 1944'te insanlık dışı hareketlerle 190 bin Kırım Tatarı ve 115 bin Ahıska Türk'ü farklı bölgeleri dediği nereye? Sibirya'ya arkadaşlar. Oralara sürüldü. Al burada maden işletin diye. Çoluk çocuk. Tüm insanlığın Magna Cartası olarak bilinen bildirini arkadaşlar tüm insanlığın Magna Cartası olarak söylenen bildiri Birleşmiş Milletler bildirisidir. Buraya da bir bakalım arkadaşlar. Franklin Roosevelt kendi çabaları ile çıkarılan Birleşmiş Milletler bildirisi için tüm insanlığın Magna Cartası sözünü kullandı. Birleşmiş Milletler fikrini ilk ortaya atan Farabi oldu. Medinetül Fazıla eseriyle Farabi oldu. Birleşmiş Milletler kavramını ilk kez kullanan ise ABD Başkanı Franklin Roosevelt oldu. İkinci Dünya Savaşı devam ederken İngiltere ve ABD'nin yayımladıkları Atlantik Bildirisi'ndeki kararlar 1 Ocak 1942'de Birleşmiş Milletler Bildirisi'nde aynen kabul edildi. Böylece kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temeli atıldı. 1944'ün Ekim ayında Çin, Sovyetler Birliği, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin delegeleri ABD'nin Dumbarton Oaks kentinde bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi'nin temel ilkelerini belirledi. Yalta Konferansı'nda Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri için veto ilkesi kabul edildi. San Francisco Konferansı'nda da arkadaşlar resmen Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. Ne zaman? 24 Ekim 1945'te. Sonuçları da birazdan bakalım sizinle.